Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 3 Eylül Cumartesi, Amerika Saratoga yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün yine güzel koşullarında yer aldığı 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Yine açık yarışlarda olan bir yarış, yani yüksek ikramiyeli. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen fazla da vaktinizi almadan programımıza geçelim arkadaşlar. 3. koşudan itibaren başlıyoruz. Saatler 21.16'yı gösterirken. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre çim koşusu ile ve 14 safkan şu anda gözüküyor ama en az 2 tane safkan yarıştan çıkacak. Ben bu ayağı biraz geniş tuttum. Çıkan safkanlar olabilir. Zaten olacak da hani belki adeti de fazla olabilir. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz diye biraz fazlaca at ilave ettim buraya. Tabii hemen programımıza ilk önce neyle başlıyoruz? Programın oranlarıyla başlıyoruz. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen startımızı verelim arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi 11.10 safkan 2.75'lik orana sahip, 13 nolu safkan 5.5 lira, 5.10 safkan ve 8.10 safkan 7 lira, 6 ve 14 nolu safkanlar 8 lira, 2, 4, 7 nolu safkanlar 9'ar lira, 1 nolu safkan 10 lira, 12, 10, 9, 3 de 22 liradan başlayan oranlara sahip. Evet, programımıza geldik ve burada da ilk benim sıralama şu şekilde olacak. 6 nolu Lady, bir Aragoet temsilcisi Jose Lascano'la Statham Safkan güzel bir yarış hayatına başlamış. 4 yarış koşup, zaten ilk yarışını saymasak son 3 yarışta 2 tane birincilik bir üçüncülük çıkarmış. Yani performans olarak iyi, orijinal olarak da iyi. 4 dolu Blinding Light, bir New Year's Day temsilcisi Louis Size'de ilk yarışındaki güzel ikincilikten sonra hemen arkasından bir güzel bir birincilikle yarış hayatına devam eden bu Safkan da güzel formuyla şans verdiğim isim. 13 dolu Fast Furious, bir Palas Malis temsilcisi Jose Antonio Gomez ve Stardom Safkan da yine son yarışını kazanan oldukça formda bu yarışa katılıyor. 5 dolu King Moonrager, bir Mission Impossible temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olan bu isimle yine istikrarlı ve formda. 11 nolu Mr. Chairman, bir Inton Bishop temsilcisi Wild Rosario ile start alacak olan bu isimle yine ilk yarışın ikinci ve ikinci yarışındaki güzel birinciyle şu anda AKF'lerde de favori konumda. 7 nolu Custom Bobs, bir Custom for Carlos temsilcisi Rat Ortiz Jr. ile yine güzel performansıyla ön plana çıkan isim. 2 nolu Starry Starry Night, bir Marjaz Music temsilcisi Jose Ortiz'de. Bir de 8 nolu Montatam, bir Kendi Ride temsilcisi Dylan Davis'de şanslı gördüğüm diğer isim. Yani 6, 4, 13, 5, 11, 7, 2, 8. Ben bu şekilde sıralama yaptım ama dediğim gibi çıkanlar olacak. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Günün 4. koşusu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve burada da 10 safkan arasında koşacak yarışta sadece bir safkan yarış görme avantajına sahip, diğerleri hepsi de 0 kilometre arkadaşlar. Hemen oranlarla başlayalım. 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı için oranlar bakalım nasıl. Evet, 2.10 safkan 2.5 lira, 9.10 safkan 2.75, 5.10 safkan 4 lira, 3.10 safkan 6 lira, 7.10 safkan 7 lira ve 4.10 safkan da 11 liralık oranına sahip. Evet, 10 safkanın yer almış olduğu koşuda ben önce 2.10 Mintap, Mintap Hit temsilcisi Rat Ortiz Jr. ile start alacak olan bu safkan bir top breacher arasından ve bayağı pahalı satılan alınan bir trailerden birisi. 5.10 Kaon, bir City of Light temsilcisi Manuel Franco ile yine iyi görüntüye sahip bir diğer time. Chad Brown gibi usta antrenöründe. 9 dolu Champions Dream, bir Justify temsilcisi Luis Saez'de. Yine bugünün favorisi şu anda AGF'lerde. 3 dolu Junk Pro, bir Arrogate temsilcisi Jose Ortiz'de. Villa Mott gibi yine usta antrenöründe olan bir safkan. 4 dolu Monstrosiri, bir Motown temsilcisi Jose Antonio Gomez'e start alıyor. En azından yarış tecrübesi oldukça fazla bir isim. Bir de 7 dolu Desert Wolf, bir Prodini Naka temsilcisi Wild Rosario ile yine bir top preacher arasında ait bu safkan da şanslı gördüğüm isimler arasında. 2, 5, 9, 3, 4, 7 bu koşudaki sıralama oldu. Günün 5. koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. 1 ve 10 nolu safkanların ekür olduğu 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, 5.10 safkan 1.75, 9.10 safkan 3.5 lira, 10.10 safkan 6 lira, 2 ve 6.10 safkan 7 lira, 4.10 safkan 8 lira, 3.10 safkan 10 lira, 8.10 safkan 11 lira ve son sırada 7.10 safkan da 14 liralık oranına sahip.
Evet, zor bir koşu. Tabii ki bugün genelemeye bakarsak oldukça birbirine yakın safkalar. Ben önce 9'da Meras, bir İngiliz meşeli bir safkan. Bir Osis Dream yine benim sevdiğim orijinlerden. Anne kanatına baktığınız zaman Autorizet temsilcisi Antonio Fresula. Son iki yarışını arka arkaya kazanan bu isim bence iyi durumuyla burada da çok şans verdiğim isim. 10'lu Amut Sağan, bir Curly temsilcisi. 1'lu safkan da ekürü olan bu safkan. Bana göre her iki ekürü de hazırlıkta ve çok formda. Daha sonra 5'lu Elite Power, bir Curly'nin temsilcisi vardı. Rosario'da yine son iki yarışını kazanan bir isim. Bir de 2'lu Hiker Standard. Bir Into Mischief temsilcisi Dalyan Davis ile yine iyi durumuyla şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 9-10-5-2 benim bu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusu, meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 10 safkanında yer almış olduğu koşunun hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Onol safkan 2 lira, 3'lü safkan 2.25, 9'lu safkan 6 lira, 6 ve 8'lu safkanlar 7 lira, 1.10 safkan 8 lira, 4'lü safkan 12 lira, 2 ve 7'lu safkanlar da 22 liradan başlayan oranlara sahip. Evet, günün 6. koşusuna baktığım zaman 3'lü Arthur Sprite, bir tapit temsilcisi olan Rosario ile start alacak olan safkan ilk yarışındaki güzel ikinciliğiyle, bir de 10'lu Creepy, bir Curling temsilcisi Irat Ortiz Jr. ile start alacak olan safkan da ilk yarışındaki güzel üçüncülüğüyle, tabii ki aynı gün koşulan, aynı yerde koşulan bir isimler. Benim biraz daha ön plana çıkan isimler, en azından yarış tecrübesi olan bir isimler. O yüzden 3 ve 10'lu safkanlar diğer safkanlara oranla bende en az birkaç adım da olsa ön planda. Yani bu iki safkanı yazıp bayağı geçebiliriz. Ama bu ikinin dışında at yazmak isteyenlere 9'lu Fantasies, bir Always Dreaming temsilcisi Manuel Franco ile 6'lu Rocket Khan, 1'lu Instant Coffee, bir de 8'lu Joan Valdez'i ilave edebilirsiniz. Ama önce 3-10, daha sonra 9-6-1-8. Günün 7. koşusu, şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu ve 11 safkanın yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, buradaki oranları bekleyelim. Açılsın hepsi. 2.10 safkan 2.25, 10.10 safkan 3 lira, 9.10 safkan 6 lira, 4.10 safkan 7 lira, 5.10 safkan 9 lira, 11.10 safkan 9 lira, 3.10 safkan 10 lira, 6.10 safkan 12 lira, 8.10 safkan 14 lira ve 1.10 safkan 33 liralık orana sahip. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Arkadaşlar, burada ben 2'lu Analyze It, bu Point of Entry'nin güzel temsilcisi, 7 yaşındaki bu safkanı Irak Ortiz Jr. Startle ve Chet Buran arasındaki bu isim, yarış hayatı boyunca 3 tane grup 3 yarış kazanmış bir isim. Bu gruba göre bayağı ön planda ve grup 1 yarışlarında da birkaç tane ikinciliği olan bir isim. Yani bayağı kalitesini ispatlamış bir safkan. Bence bu grupta da fazlasıyla birinciliğe çok yakın gördüğüm isim. Hani bir aksilik olmadığı da zaten safkan da bu aralar iyi durumda. Son üçüncülüğü de gayet tatminkan. Kazanmasını bekliyorum. Ben yani hiçbir banko bulamamış olsaydım ben inanın bu safkana sığınırdım. Gelir veya gelmez diye. Ben çünkü inanın kendi oyun stilimde, yani ben bir atı tek atıyorsam hani illa favorisini bilmem nesine bakmıyorum. Gelir veya gelmez. Nasipte varsa gelir, her şey bu. Ama ben kazanmasını bekliyorum. 2'lu Analyze It'i. Küçük ve risk sevenler için alternatif banko veya bu ayağı banko ayağı tercih etmek isteyenler için bence ideal bir banko adayı. Yani ben bir aksilik olmadı da, çünkü bu safkana bayağı güveniyorum. Ama illa da ben bu safkanın yanına rakip yazmak istiyorum, güven vermiyor derseniz de, o zaman 4'lu San Colorado City, 10'lu Eyes on Target, 5'lu Graded on Curve ve 9'lu Oceans Atlantique'yi de rakip olarak önereceğim isim. Ama ben de 2 bayağı ön planda, 4, 10, 5, 9 da safkana rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Evet, geldik açık yarışlara. 8. koşu Flower Bubble Stakes. Bir grup 2 dişilere ait, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusu ve 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım. Evet, burada 4'lu Var Like Goddess. 4/9 çok oldukça yüksek bir orana sahip, 0.5 gibi bir oran. 3'lu safkan 6.5 lira, 2'lu safkan 10 lira, 6'lu safkan 12 lira, 7'lu safkan 14 lira ve 5'lu safkan da 33 lira orana sahip. Evet, ben de bu 4'lu Warlight Gutters ve English Channel'ın güzel temsilcisi o halde Rosario'da bana göre kazanmaya çok çok yakın bir isim. Son iki yarışını kazandı. Burada da zaten çoğu rakiplerini
geçmiş bir Safkan, hem de rahat bir birincilik elde etmiş Safkan. O yüzden ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Uzun mesafelere zaten yatkın bir isim. En son yarışını 2400'de kazandı. 4 nolu Safkan, Vali Rosario ile benim bugünkü Banco Limanım arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Evet, günün en önemli koşularından biri. Grup 1, Jockey Club Gold Kupa Stakes. Bir grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı ve 8 Safkan'ın yer almış olduğu koşu. Birincilik ikramiyesinde 630 bin dolar olduğu bir yarış arkadaşlar. Bakalım oranlar ne diyor. Burada 2 nolu Safkan 1.75 2 lira 1.55 o civarda oranlar vermişler. 5 nolu Safkan 2.25 8 nolu Safkan 4 lira 6 nolu Safkan 5 lira 7 nolu Safkan ve 1 nolu Safkan da 14 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geçelim. Evet, burada 2 nolu Olympiad Space Stone temsilcisi Junior Alvarado start alan Safkan son yarışta bir ayağı kırıldı, durattı ve 4. ama geçildiği rakipler de bayağı sert bir rakipti. Şimdi daha önce geçmiş olduğu rakiplerle aynı yarışta karşılaşıyor. En azından Safkan'ın genel durumu oldukça iyi. Yani bir şey kaybetmişliği yok bir yarış yüzünden. O yüzden ben bu Safkan'ın arasında kazanmaya çok yakın gördüğüm isim olacak. 2 nolu Olympiad Junior Alvarado benim bugün çok güvendiğim, yine kazanmasını beklediğim isim. Ama tabii ki en son yarışında 2 nolu Olympiad'a geçilen 5 nolu American Volition bu Constitution temsilcisi olan Rosario'la rövanşı almak için sahaya çıkacak. Genel durumu da oldukça iyi. Bir de ben bu ikilinin eğer bu at yazılıyorsa bir ilavede 8-10'lu Dynamic One olacak. Bu Union Rocks temsilcisi Irat Ortucu'na son 2 yarışını arka arka kazanarak bu yarışa da formda giren bir isim. O yüzden 2-5-8 ön planda çıkan isim ama 2-0 Safkan benim net favorim, onu da söyleyeyim. Ama bir sürpriz olur mu derseniz de tabii ki muhakkak aranacak. Bu da 6-0'lu First Cup'tan olacak. Bu Köln temsilcisi Luis Saez ile 2-5-8 daha sonra 6-10 Safkan. Şablonumuz birinci koşu 6 kazanmasını bekliyorum ama rakip 1-8-4-7-5 olarak önereceğim. İkinci koşu 3 tek, üçüncü koşu 6-4-13-5-11-7-2-8, dördüncü koşu 2-5-9-3-4-7, beşinci koşu 9-10-5-2, altıncı koşu 3-10 önce 9-6-1-8 daha sonra, 7. koşu 2 önce 4 10 5 9 daha sonra 8. koşu 4 tek son koşu 2 5 8 daha sonra 6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.